Merhaba arkadaşlar. Önceki uygulamamızda kategorileri ve kategorilerimize göre ürünlerimizi listelemeyi data list üzerinden buraya getirdik arkadaşlar. Şimdi acaba bir buton koyarak seçilmiş bu veya bu hangi elemanıysa bunu sepet tablosuna nasıl atacağız arkadaşlar? Onu birlikte yapmaya çalışalım. Arkadaşlar öncelikle sepetle ilgili tablo yapısını inceleyelim. Bir sepet ana tablosuna ihtiyacımız var. Otomatik artan sepet ID'si, müşterinin kodu, kullanıcı adı vesaire tarihle bir kayıt açılacak o sepete ilişkin. Arkadaşlar kullanıcının her oturumunda bu sepet açılıp sepet ana bir kayıt düşürebilir. Tabi onaylanacak, o da idari bir konu. Şimdi tabi sepetle birlikte sepet detaya da o sepette arkadaşlar alışverişte kaç adet hangi ürünlerden kaçar tane alındığını ve fiyatları arkadaşlar yazılacak. Tabi bu bir ilişkili tablo sistemi. Farklı şekilde düşünebilir. Tek tabloda belki düşünebilir ama en ideali iki tabloyla yapmak. Şimdi arkadaşlar biz ekrandan alıp sepet detaya yazmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün gösterde data listimiz var. Şurada item şablonu açılmış. Bir button koyalım. Düğmemizi arkadaşlar sepete ekle diyelim. Tabi hemen burada arkadaşlar buna çift tıklayarak kod yazmıyoruz dataset içinde, data list içerisinde. Çünkü data listin item'ı artık bu. Yani data list içerisinde bir komut. Dolayısıyla şuradan buna diyoruz ki command name'ine de bir isim veriyoruz. Sepete ekle olabilir. Yani aynı isim olmak zorunda değil zaten. Bildiğimiz bir isim. Evet. Böylelikle arkadaşlar şimdi data listin şablonundan çıkalım. Ve data listin seçip arkadaşlar eventlerinden item command'e gidelim. Item command çok değişik şekillerde. Evet. Arkadaşlar siliyorum komutu, test amaçlı yazmışız. Şimdi data liste arkadaşlar bir kere öncelikle neyi öğrenmem lazım? Bu düğmeye mi basıldı? If e'den yararlanıyorum. E biliyorsunuz kontrolün kendi argümanları, her kontrolün biliyorsunuz argümanı var. Command e nokta command name eşittir sepete ekle ise deyip arkadaşlar kendi kodlarımı yazacağım insert into'yu. Tamam. Şimdi arkadaşlar insert into'ya gitmeden önce buradaki elemanları bir elde edelim. Çünkü bizim neye ihtiyacımız var arkadaşlar burada? Seçilmiş olan şablondan görelim. Seçilmiş olan ürünün ID'sine ve fiyatına ihtiyacımız var. Dolayısıyla onları elde etmekte yarar var. Burası biraz arkadaşlar kompleks bir yapı içerisinde alınıyor. Ürün diyelim. Ürün ID'si, ürün olabilir. Şu şekilde ele alıyoruz arkadaşlar onu. Label data listin, data list 1'in hangi data listimize items'ının, ama hangi item olduğunu sıfırdan başlıyor. Bunu ise yine e item nokta arkadaşlar index olması gerekir. Item indexmiş. De elde edebiliyoruz. Bu seçilin. Çünkü data setimiz üçlü beşli. Buradan arkadaşlar index giderekten find kontrolle bizim kontrolümüz. Biliyorsunuz oradaki kontrollerimiz neydi? Label 1 isim vermedik. Onun arkadaşlar teksti olması lazım. Umarım kızmadı. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde label 2'den de pardon 2-3 olacak. 2'de adet fiyatı var, tanımı var. O bize ihtiyaç yok. Burada da fiyatını alabiliyoruz. Peki aldık diyelim. Bunları o zaman insert into ile yazdıralım. Insert into için neye ihtiyacımız olacak?
veri tabanına erişmeye SQL Data Source'a gidelim. DS diyelim arkadaşlar. New SQL Data Source diyelim. Ardından arkadaşlar ds.connection stringimiz eşittir. Configuration Manager'ın connection string'den biliyorsunuz bunlar artık web config'de yer alıyor. SQL 1 önceki örneklerimizde yaptık birkaç kere arkadaşlar. Bunun connection string'ini aldım. Evet, DS'in hemen insert'üne devam edelim. Insert command ile yazacağız. Tabi yine try catch hepsini size bırakıyoruz. Try catch şart mutlaka. Şimdi yazalım insert into arkadaşlar sepet detay. Sepet detay tablomuzda ne var bilmiyorum, bir bakalım. Sepet ID, ürün ID ve sepet ID, burası otomatik artacak. Ürün ID, adet, fiyat, açıklama. Hemen devam edelim. Sepet ID arkadaşlar, ürün ID, ürün ID, fiyat, adet, fiyat, açıklama. Evet, devam ediyoruz. Bir artı koyarak values, hemen bunların parametrik halini düşünelim arkadaşlar. Ve cümlemizi bitirelim. Şunlara birer et koyacağız. Evet. Hemen arkadaşlar ekleyelim. ds.insert parameters add diyelim. Parametrelerimizi ekleyelim. Sırayla sepet ID. Sepet ID bildiğim kadarıyla type code'dan integer olması lazım arkadaşlar. Sorun olursa bir hata yeriz. Integer'dan virgül. Şimdilik sepet ID'mizin 1 olduğunu varsayalım. Bunu bir sepet açaraktan yapacağız. Peki diğer 5 tanesi içinde arkadaşlar parametrelerimizi belirleyelim ve ds.insert'ümüzü unutmadan insert unutmadan yazalım. Sepet ID, ürün ID arkadaşlar, adet, fiyat, açıklama. Bildiğim kadarıyla şunu hemen stringini vereyim. Bunu hemen web'den yazaraktan geçelim. Web üzerinden alındı. Fiyat büyük ihtimalle desimal arkadaşlar. Fiyatımız bizi bekliyor. Burada zaten aldık, elde ettik cast metotlarıyla. Adet, bir adet. Ürün ID bizi bekliyor. Ürün, tabi ürün de muhtemelen nedir? String olacak arkadaşlar. Evet. Evet. Aceleyle yazdık. Yine bir takım şeyleri atlamış olmayalım. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Ürünü göstermiştik, bağlamıştık. Label'lar vardı, adlandırabiliriz. Sepete ekle dediğimizde yine data list'in command item'ından gidip bu düğmeye basıldı. Evet. O zaman arkadaşlar şöyle bir kompleks casting metoduyla o değerleri oradan çıkartıyoruz. Label 1'deki değerleri ve onlara da insert into'ya konu diyoruz. Şuradan itibaren bir ne olabilir? Arkadaşlar try catch'e alınabilir. Tanımlama dışındaki her şey. Test edelim. Evet.
server olsun. Bir adet FCS server'ından aldım. Hemen bir hata olmuş. Yine acelemiz. Giderelim. SQL 1 tabii ki. Olabilir. Yani hataları tek tek tabii çok iyi test etmeden kodlarımızı çıkarmanın bir esprisi yok. Tamam arkadaşlar, bir tabanımıza gidebiliriz. Bir güncelleyelim. Bakalım, evet, Xeon Server'ı bir adet alındığını görüyoruz. Evet. Arkadaşlar programı, evet, bir tane daha ekleyelim, olmazsa problem değil. Notebooklarımızdan şu neymiş, 8800 bir adet ekle diyelim. 8800 notebook'umuzdan bakalım. 8800 bir adet notebook eklendi. Evet arkadaşlar, böylelikle gösterdiğimiz data liste, gösterdiğimiz ürünlerden sepete ekleme işlemini yaptık. Şimdi bir sonraki videomuzda da sepeti gör, sepete git şeklinde bir düğme ile belki tepeye koyabiliriz. Böylelikle gidip sepetteki ürünleri ve onların belki update'ini, delete'ini ve onaylanmasını yapmaya çalışalım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.